Çağrı merkezleri sektörünü çok merak ediyoruz. Son dönemlerde çok kıymetli ve etkili bir sektör haline geldi. Öncelikle bize derneğinizi tanıtır mısınız? Kaç üyeniz var? Kaç kişiyi temsil ediyorsunuz? Tamam. Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Çağrı Merkezleri Derneği aslında bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. 2008 yılında derneğimizi kurduk. Sebebi de şuydu. O güne kadar sektör müyüz, değil miyiz, sayılarımız ne seviyede, her şirket kendince bir takip yaparken toplam bir takım verilere ve rakamlara ve istatistiklere ulaşamıyorduk. Buradan hareketle aslında Çağrı Merkezleri Derneği'ni kurma ihtiyacımız ortaya çıktı. 2008 yılında 9 şirketin katılımıyla bu derneği kurduk. Ama sektör de yeniydi değil mi? Yani çağrı sektör merkezi... aslında olgunlaşmaya başlamıştı. Ama veriler bir arada olmadığı için o ölçeği, büyüklüğü ve anlamını tam göremiyorduk, anlayamıyorduk. Bir de tabii şöyle şeyler olmaya başlamıştı. Yasal bir takım düzenlemeler devreye girmeye başlamıştı ve kurumlar tek başına bu yasal düzenlemelere müdahale edemiyordu. Yine derneğin kurulmasının bir sebebi de bu oldu. Sonuç olarak 2008 yılında 9 şirketimizin, 9 kurucu şirketimizin birlikteliğiyle biz bu derneğimizi kurduk. Kısa zamanda, yani aşağı yukarı 6 yıl gibi bir süre oldu. Şu anda 44 üyesi var. Aşağı yukarı işte 80 bin kişilik bir sektör haline geldik bu zaman zarfı içinde. Bu 80 bin kişinin de %85-90'ını temsil ediyor bu derneğimiz. Ve Çağrı Merkez sektöründeki tek dernek. Yani aslında tek ses olarak, sektör olarak, tek ses olarak hareket edebiliyoruz. Şu anda bakıldığı zaman 80 bin çalışanımızın %42'si 3 büyük ilde. Çok ilginç. %47'si ise 3 büyük il dışına taşımış vaziyetteyiz. Eskiden %100'ü İstanbul'daydı. Şu anda 55 ilde en az bir çağrı merkezimiz var. Genelde bu çağrı merkezleri o ilin en büyük işvereni haline gelmiş durumda. Tabii ki burada geçmiş 5084 sayılı kanun, yani teşvik yasası ve son dönemde çıkan teşvik yasasında olumlu etkileri var. Onu sormadan önce şunu öğrenmek istiyorum. Buyurun. Coğrafi olarak hangi bölgelere, yani bu 55 şehir yan yana mı, neresidir? Değil aslında, bu şuradan ortaya çıktı. Yani bu Anadolu'ya açılım fikri iki sebeple ortaya çıktı. Bir, gerçekten de bölgelerimizde ve 3 büyük il dışındaki illerimizde biliyorsunuz ciddi bir işsizlik var ve bir istihdam ihtiyacı var. İki, o dönemde 5084 sayılı kanun vardı ve 49 Anadolu ilimiz bu teşvikten yararlanıyordu. Bir taraftan da müşterilerimizin ve çağrı merkezi hizmeti alan kurumların maliyet optimizasyonu ihtiyacı vardı. Bütün bu uçlar bir araya gelince hem maliyeti biraz daha aşağı çekebilmek hem de bölge istihdamına katkı sağlamak için biz Anadolu'da yayılım politikası izledik ve gerçekten dediğim gibi kısa sürede şu anda 55 ilde en az bir çağrı merkezini konumlamış vaziyetteyiz. Dernek olarak hedefimiz her ilde en az bir çağrı merkezi kurulması. Peki Türkiye ekonomisi için önemi nedir? Ya şöyle diyeyim, şimdi bir hacimsel bir veri vereyim. Bu 80 bin çalışanın ürettiği gelir diyeyim ya da yarattığı hacim 1,5 milyar doların biraz üzerinde. Ama bence daha önemli olan 2-3 şey belki paylaşmak isterim. Bir, hani 55 ilimize sağladığımız 40 bine yakın istihdam. Bu bence ülke ekonomisine en önemli katkılardan bir tanesi. Çünkü o bölgede aşağı yukarı 500 milyonluk bir hacim sağlanıyor ve o elden ele dolaşarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Dolayısıyla Anadolu illerimizin ekonomisini ciddi anlamda hareketlendiriyor. İkinci önemli konu belki hizmet ihracatı konusu. Şu anda çok yolun başında olmamıza rağmen aslında özellikle Almanca, İngilizce dillerinde Türkiye önemli hizmetler verebilecek bir noktada. Biliyorsunuz Almanya'da 3-4 milyon civarında Türk vatandaşımız var. Bir kısmı bunun geri dönmek istiyor. Diğer taraftan Almanya'da
asgari ücret zamları artış gösteriyor. Ve Alman şirketleri aslında Almanya'da bu hizmeti verirken biraz zorlanıyorlar ve yeni ülkeler bakıyorlar kendilerine. Şimdi bu hani Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız buraya dönme istekleri, Almanya'da artan asgari ücret, yani bunu doğru zamanda doğru şekilde yönetebilirsek aslında Türkiye'ye çok ciddi bir girdi sağlama imkanımız olabilir. Bu kısmı bence yine ekonomiye ve ülkeye önemli katkısı olabilecek bir nokta. Bir diğer hususta aslında engelli ve kadın istihdamı konusundaki çabalarımız. Bugün sektörümüzün %61'i bayan ve güzel olan haber şu bence ve bilgi şu bence, bu 55 ilimizde de bu oran değişmiyor. Ki hani gerçekten orada çok küçük illerimiz, çok muhafazakar illerimiz var ve orada da 7-24 hizmetler verdiğimiz ortamlarımız var. Burada da yine bayan istihdamı, kadın istihdamı %60'lar seviyesinde. Yine engelli istihdamına baktığımızda şu anda belki yasal hani süreçler gereği %3 seviyelerinde seyrediyoruz. Ama potansiyele baktığımızda bizim dernek olarak ve sektör olarak hedefimiz bunu %5-6'ların üzerine çıkarabilmek. Dolayısıyla bunları ben aslında ülke ve ülke ekonomisi önemli katkıları olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Ne kadar güzel bilgiler veriyorsunuz gerçekten. Peki sektörün sorunları nelerdir? Ya tabii güzel şeyler dediğiniz gibi yapmaya çalışıyoruz ama kolay da olmuyor. Bu anlamda biraz hani teşvik edilmeye, destek görmeye ya da daha fazla destek görmeye ihtiyaç duyduğumuz durumlar oluyor. İki şey sayabilirim belki öncelikli olarak. Bir, hani yeni teşvik yasası çağrı merkez sektörünün ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamıyor. Biliyorsunuz 5084 sayılı eski teşvik yasasında 49 il teşvik alırken bu yeni düzenlemeyle 6 bölgeye bölünen yeni teşvik düzenlemesiyle çağrı merkezleri sektörü ilk 5 bölgenin dışında tutuldu. Sadece 6. bölgede teşvik alabilir hale geldi. 6. bölgenin içine baktığımızda da sadece 15 ilimizin olduğunu görüyoruz. Ve burada gerçekten çağrı merkezinin şu anda hani büyüme potansiyeliyle karşılaştırdığımızda çok da yeterli bir istihdam ve insan popülasyonu sayısı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada bizim hani teşviklerle ilgili en büyük ihtiyacımız 5. ve 4. bölgelerde de kademeli olarak belki düşen miktarda da olsa sektör olarak destek ve teşvik almaya ihtiyacımız var. Bu işin teşvik kısmı. Bir de son aslında daha bir ay önce kanunlaşan bir durum ve bizim hani bir taraftan sevindiğimiz ama bir taraftan da bizi üzen bir durum var. İzinli pazarlama, elektronik ticaretin düzenlenmesi hususu. Öyle bir yapı ortaya çıktı ki hani neredeyse müşterilerimizden yazılı izin almadan onları artık arayamayacağız. Oysa biz şunu tercih ediyorduk sektör olarak. Biz müşterilerimizi yine arayalım. İstemeyen varsa onu artık aramayalım. Eğer hala onu ısrarla arayan bir kurumumuz varsa da ona ceza keselim. Hani biz de kimseyi rahatsız ve mutsuz etmek istemiyoruz. Bu son dönemde artan merdiven altı ticaretinin aslında vatandaş üzerinde yarattığı sıkıntıları ve rahatsızlığı biz de farkındayız. Bu konuda disipline edilmesi gerektiği konusunda da hemfikiriz. Ama öyle bir hani disipline edildi ki biz artık vatandaşlarımızı, müşterilerimizi ondan izin almadan arayamayacağız. Bu izin alma süreci de kurumlar açısından son derece maliyetli, son derece zor. Ve 1 Mayıs itibariyle bu uygulama, bu yasal düzenleme devreye giriyor. Bugün baktığımızda sektörümüzün %25'i dış arama yapan bir kısım. Bu %25'in muhtemelen yarısından fazlası etkilenecek. Yani bir çağrı merkezlerinde küçülmeye gidilebilir mi bu %25 etkilenmesi? Yani şöyle düşünün, evet yani bu %25'i dış arama yapıyor. Bunun bir kısmı belki devam edecek ama dediğim gibi yarısı ya da yarısından fazlası bundan etkilenecek. Kurumlarımızın şu anda izinli data konusunda hangi seviyede olduğunu
bilmiyoruz. Kurumlarımız da aslında bunu yeni yeni anlamaya bir analiz etmiyor. Müşteriler ama. Yani bankalar, telekom operatörleri, sigorta şirketleri. Onlar da şu anda kendi durumlarına bu gözle bakıyorlar. Ve şu anda bunu tespit etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ne kadar yani aradığımız kitlenin ne kadar izin ne kadar değil bu tespitler yapıldıktan sonra buradaki hasarın ne olacağını daha net anlayacağız. Ama bizim tahminimize göre yani o işte %25 seviyesinde olan dış arama yapan istihdamın yani yarısı %50'si falan etkilenecek. Sizin peki bunu düzeltme konusunda bir çalışmanız var mı? Şu anda var. Yani Gümrük Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere kurumlarımızla bu konuyu masaya yatırdık. Sağ olsun herkes çok iyi niyetli. Konuyu çözme konusunda da herkes gayretli ama bazı bilinmeyen ve belki vakti zamanında detaylı çalışılmadığı için açık kalan noktalar var. Şu anda bunları anlamaya ve adreslemeye çalışıyoruz. Örnek vereyim. Ses kaydı izin alma noktasında bir şey olacak mı? Bir kayıt olarak kabul edilecek mi? Edilmeyecek mi? Bunu şu anda bilmiyoruz. Yani biz sadece ıslak imzayla mı izin alabileceğiz? Yoksa ses kaydı yine bu anlamda bizim için anlamlı, değerli bir şey olarak kullanabilecek miyiz? İki, bir şey daha söyleyeyim. Elektronik, yani kanunun ismi elektronik ticaretin düzenlenmesi ya da izinli pazarlama olduğu için sadece ticari amaçlı, satış pazarlama amaçlı çağrılar mı bu anlamda yasaklanıyor ya da izinli hale getiriliyor? Yoksa biz hiç kimseye artık izin almadan arayamayacak mıyız? Yani sadece satış amaçlı çağrılarsa bunu anlarız ama kanunun içeriğine baktığımızda aslında her türlü aramayı ifade eder gibi de bir durum var orada. Onu mesela anlamaya çalışıyoruz. Belki bir diğer konuda mesela bu iznin geçerliliği ya da süresiyle ilgili de bir şey yok. Yani bir kurum bir müşterisiyle ilişki kurduktan sonra müşterinin izni olmadan onu hiç mi arayamayacak? Bir sürü ürününü kullanıyor bu müşteri. Zaman zaman bir bilgi güncelleme ihtiyacı olabilir, bir tahsilat amaçlı arama olabilir. O müşterinin ürünü ya da hizmetini iyileştirme noktasında bir öneri sunmak isteyebilir kurum. Ya da sadece yılbaşını ve doğum gününü kutlamak isteyebilir. Yani bütün bunlar mı yasaklanıyor? Yoksa sadece ticari amaçlı aramalar mı? Bütün bunların anlaşılması lazım. Ve bir müşteri eğer şeye izin veriyorsa onun geçerlik süresi nedir? Yani yılda bir mi almak lazım bu izni? Yoksa sonsuz mu? Her bir ürünle ilgili mi almak lazım? Yoksa bir kurum bir kere aldığı zaman tüm ürünleriyle ilgili müşterisini rahatsız edebilir mi? Bütün bunların biraz daha aydınlatılması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi biz dernek olarak yönetim kurulu ekibimizle birlikte Gümrük Ticaret Bakanlığı ile bu konuyu ciddi anlamda masaya yatırdık. Önce izin alma koşulları ve izin alma mecralarının ne olacağını netleştirmeye çalışıyoruz. Arkasından da aramanın sadece ticari amaçlı faaliyetler mi, her türlü aramayı mı kapsadığını anlamaya çalışacağız. Sonra da bu süreli süreçlerle ilgili de buralara netlik kazandırmaya çalışacağız. Ama şu anki görüntü bir hasar yaratacağı yönünde, onu söyleyebilirim. Ama inşallah yönetmelikler nezdinde yani bu kanunu biraz daha herkes için yaşanabilir hale getirmemiz mümkün olur. Kolay gelsin diyelim, bayağı zor işiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bildiğiniz gibi günümüzde sosyal medya gibi çok ciddi bir gerçek var. Peki bu call center'ların sosyal medya ile ilişkisi nedir acaba? Ya sosyal medya tabii önemli ve gelişen bir mecra. Belki biraz eğlence amaçlı başladı ama bugün artık baktığımızda kurumlarımız bu değişen dinamikler karşısında kendi sosyal medya sayfalarını yaratmaya başladılar. Böyle olunca da aslında o markaların ürünlerini kullanan müşteriler buradan iletişim kurmaya ve şikayetlerini dile getirmeye başladılar. Aslında başta reklam, medya
ajanslarının bir işi gibi gözüken, bir itibar yönetimi işlevi gören kurumlar adına sosyal medya sayfaları bugün artık iletişim platformlarının ve müşteri yönetiminin yapılması gereken bir enteresan seviyeye ulaştı. Böyle olunca da tabii çağrı merkezleri ve bugüne kadar aslında müşteri, şikayet, hizmet yönetimi yapmış çağrı merkezlerinin tam da işinin bir parçası haline geldi. Dolayısıyla sosyal medya tarafı dediğim gibi bu noktada çağrı merkezleriyle entegre oldu ve çağrı merkezinde büyüme alanlarından biri haline geldi. Peki devlet nasıl bakıyor çağrı merkezlerine? Devletin kullandığı çağrı merkezleri özel sektörden var mı? Var. Yani şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi öncelikle biliyorsunuz devlette hani en basitinden bir hastaneye gittiğinizde bile günlerce, saatlerce bekler. Hani bir muayene olmak için beklerdik. Devlet bu konudaki vizyonunu çok güzel bence yeniledi. Ve vatandaş odaklı hizmet diye bir anlayışı ortaya koydu ve e-devlet kavramı ile de bunu gerçekten daha ayakları yere basar hale getirdi. Aslında devletin şu anda yapmaya çalıştığı şey şu: vatandaş artık kamu kurumlarına gitmesin. Kamu kurumları artık hani vatandaşın ayağına gitsin. Bu yüzden genelde web ve çağrı merkezi ağırlıklı bir yapıya geçiyorlar. Bu işin birinci evresi aslında, yani telefonla ve web sitesi üzerinden tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir ortama doğru bir geçiş söz konusu. Bunu biz şuradan çok net fark ediyoruz sektör olarak. Eskiden kamunun payı %2 iken, yani bizim toplam istihdamımız içinde, bugün %11'e geldi. Ve geçen yılın en hızlı büyüyen sektörü kamu sektörü oldu çağrı merkezinde. Dolayısıyla ve hani bu daha yol, hani daha işin başında olunan bir durum. Öyleyse önümüzdeki senelerde mesela bugün şöyle bir örnek vereyim. Telekomünikasyon sektörümüzün %28'i, bankacılık ve finans %22'si, kamu dediğim gibi %2'lerden %11'lere tırmandı ve şu anda üçüncü en büyük sektör haline geldi çağrı merkez sektörü için. Önümüzdeki dönemde tabii bu elektronik ortama geçiş biraz daha farklılaşacak. Sadece telefonla ve web üzerinden hizmet aldığınız bir yapıdan arka taraftaki süreçleri de o anda sizin cevap verebileceğiniz ve hızlı hizmet alabileceğiniz şekilde otomatize edilecek. Dolayısıyla belki ön yüz şu anda güçlendirildi ama şimdi hedef kağıt ortamından kurtulmak ve vatandaşın online hizmet alabildiği bir seviyeye gelmek ve süreçleri o anlamda iyileştirmek olacak. O yüzden hani hem çağrı merkezleri e-devletle birleşiyor hem de e-devletle birlikte bence bütün kamu kurumları ve süreçlerimiz iyileşiyor olacak. Peki e-devlet konusunda Ulaştırma Bakanlığı'nda bir çalıştay yapıldı. Evet. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Aslında biraz önce bahsettiklerim biraz bununla paralel diyebilirim. Ya ben hani biz Ankara'da dernek olarak bu çalıştaya katıldık. Gerçekten çok şaşırdık. Ve sektörümüz adına da çok mutlu olduk. Hani Ankara'da bu kadar çok çağrı merkezinin, bu kadar bu işi ciddiyetle ele alan kamu kurumlarımızın olduğunu, hani benim belki eksikliğim ama ben bilmiyordum. Gerçekten Emniyet Müdürlüğü olsun, ondan sonra valilikler olsun, belediye olsun, Sağlık Bakanlığı olsun, Maliye Bakanlığı olsun, yani tüm bakanlıklar bu konuda hatırı sayılır bir takım girişimlerde bulunmuş ve belli bir seviyeye de gelmiş durumdalar. Bunun daha da geliştirilmesi konusunda ciddi bir çalıştay yapıldı ve çok da güzel noktalara bence gelindi. Ya ben hani gerçekten şey hani e-devlet ve çağrı merkez sektörünün gün geçtikçe daha da entegre olacağını ve çağrı merkezlerinin öneminin bu anlamda artacağını düşünüyorum. Peki çağrı merkezleri gelecekte nasıl olacak? Ya tabii işte biraz önce bahsettiğimiz şey, yani sosyal medyanın gelişimi,
E-Devlet'in gelişimi, mobilitenin ve internetin gelişimi derken aslında ve elektronik ticaretin gelişimi derken aslında neyi görüyoruz? Her şey biraz da internet ve telefona kaymaya başladı. Böyle olunca aslında biraz hani o mağazalardan alışveriş etmek, efendim abone merkezlerinden hizmet almak, işte banka şubelerinden fatura ödemek ya da kredi çekmek işlemleri diyeyim, artık yerini biraz daha internet ve telefona dönüşmeye başladı. Benim mesela çocuğum 3,5 yaşında. Geçen gün bana ya ne zaman iPad alacaksın dedi. Şimdi hani bu neslin gelecekte hani bir banka şubesini ziyaret edeceğini sanmıyorum. Daha çok elektronik ortamda ve çağrı merkezi ortamında hizmet almayı tercih edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda biz de aslında dernek olarak öngörülerimizi yaptık. Hesap kitap yaptık ve şu an 80 bin olan sektörün 2023 vizyonunda 300 binlere kadar tırmanacağını öngörüyoruz. Bunu biraz da sağlamasını şu şekilde yaptık. Gelişmiş ülkelerde şu anda nüfusun, çalışan nüfusun %2'si ila 3'ü çağrı merkez sektörü çalışanıyken Türkiye'de bu binde 5 seviyesinde. Dolayısıyla daha gidilecek çok yol var. Bütün gelişmelerde sanki buraya işaret ediyor. Dolayısıyla hani biz bu 300 bin rakamın çok açıkçası gerçekçi olduğunu ve e-devlet, sosyal medya bu değişen alışkanlıklar, alışveriş trendleriyle birlikte bu büyümenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Peki 2015'te Çağrı Merkezi Derneği'nin hedefleri nelerdir? Ya biz dernek olarak gerçekten yani şöyle ilerliyor işleyişimiz. Üyelerimiz bizim en değerli varlıklarımız. Zaten onların ihtiyaçları ile bu dernek var oldu. Dolayısıyla onların ihtiyaçları hep önemli ve öncelikli olmaya devam edecek. Üyelerimiz her yılın başında, yani her yılın sonunda bir sonraki yıl için üyelerimize bir anket yapıyoruz. Bu ankette üyelerimiz kendilerince derneğimizin ilgilenmesini istediği ve öncelikli konuları bir ankette işaretliyor ya da onu ekliyorlar. Ve en çok oy alan konuları biz öncelikli dernek gündemine alıyoruz ve yıl boyunca üyelerimizin önceliklendirdiği konuları çözüme kavuşturmaya ve orada gelişim sağlamayı hedefliyoruz. Derneğimizin genelde işleyişi bu şekilde, yani yıllık bir ajandayla çalışıyoruz ve her yıl bu ajandamızı güncelliyoruz. 2014 hedeflerinize ulaştınız mı? Bir takım alanlarda evet, bir takım alanlarda hala in progress diyelim, yani hala süreç devam ediyor diyelim, ama çok şükür negatif bir şey yok. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.